Eşi oğlunun teki diye düşünüyordu Jack Torrance. 1.60 boyundaydı Ulman. Yürüdüğü zaman da bütün toplu, kısa boylu erkekler gibi kadınca bir hızla hareket ediyordu. Saçını ayıran çizgi dümdüzdü. Koyu renkli elbisesiyle ciddi ama rahatlatıcı bir görünüşü vardı. Aslında yanında çalıştırdıklarıyla oldukça sert konuşuyordu. Ayağını denk al, yoksa karışmama. Ceketinin yakasında kırmızı bir karanfil vardı. Belki de sokaktaki insanın Stuart Ulman'ı mahallenin cenaze levazımatçısı sanmaması için. Ulman'ın konuşmasını dinlerken Jack, ne koşullar altında olursa olsun, masanın o yanında duracak olan hiç kimseyi sevemeyeceğini düşünüyordu. Anlamadığı bir şey sormuştu Ulman. İşte bu kötüydü. Ulman böyle dalgınlıkları sonradan düşünmek üzere hafızasında saklayan bir tipti. Özür dilerim dedi. Karınızın nasıl bir işe girdiğini anlayıp anlamadığını sormuştum. Bir de oğlunuz var üstelik. Önündeki dilekçeye baktı. Daniel, karınız bu işten hiç korkmuyor mu? Ben de olağanüstü bir kadındır. Oğlunuz da olağanüstü müdür? Jack gülümsedi. Geniş bir halkla ilişkiler gülümsemesi. Öyle olduğunu düşünmek isteriz. Beş yaşında olmasına karşın kendine güveni tamdır. Ulman buna bir tebessüm bile etmedi. Jack'in dilekçesini bir dosyaya koydu. Dosyada bir çekmeceye girdi. Masanın üstünde şimdi bir telefon, bir çalışma lambası, bir evrak sepetinden başka hiçbir şey yoktu. Evrak sepetinin içi de boştu. Ulman kalkıp köşedeki dosya dolabının yanına gitti. Bay Torrance, lütfen bu tarafa gelin. Otelin planlarına bakalım. Beş büyük kağıt getirip ceviz kaplama masanın üstüne yaydı. Jack, Ulman'ın omzunun ardında dururken kolonya kokusunu duyuyordu. Benim adamlarım ya English leather sürünürler ya da hiçbir şey diye bir şey geldi birden aklına. Gülmemek için dilini ısırdı. Duvarın ardından yemek işi bitmiş olan Overlook Oteli'nin mutfağının hafif gürültüleri geliyordu. Üst kat dedi Ulman canlı bir sesle. Tavan arası. Şimdi burada atılmış öte birden başka bir şey yok. Overlook 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana birkaç kez el değiştirdi. Her yeni müdür de istemediği şeyleri tavan arasına doldurmuş. Fare zehri ve kapan konulmasını istiyorum. Üçüncü kattaki hizmetçiler üst kattan sesler geldiğini söylüyorlar. Onlara inanmıyorum ama Overlook'ta %1 olasılık bile olsa bir tek fare olmasını istemem. Dünyadaki her otelde en az 1-2 fare bulunduğunu tahmin eden Jack dilini tuttu. Sanırım ne olursa olsun oğlunuzun tavan arasına çıkmasına izin vermeyeceksiniz. Elbette. Jack yine geniş haklı ilişkiler gülümsemesini yaydı yüzüne. Alçaltıcı bir durum. Bu kalahıyar herif döküntü dolu bir tavan arasına oğlunu bırakacağını mı sanıyordu yoksa? Ulman tavan arası planını kaldırıp diğerlerinin altına koydu. Overlook'un %10 konuk odası vardır dedi eğitici bir tavırla. Bunlardan 30 tanesi suittir ve hepsi burada 3. kattadır. Başkan suiti de içinde olan 10 tanesi sol kanatta 10 tanesi de sağ kanattadır. Tüm odalar şahane bir manzaraya sahiptir. Hiç olmazsa şu satıcı konuşmasını bıraksaydın. Ama bir şey söylemedi. İşe girmek zorundaydı. Ulman üçüncü kat planını da alta geçirdi. İkinci kata baktılar. Kırk oda dedi Ulman. Otuz o çiftli yataklı, onu tek yataklı. Birinci katta da tek ve çift yataklı yirmişer oda. Ayrıca her katta üç çarşaf dolabı, ikinci katın doğu, üçüncü katın batı uçlarında da birer depo odası. Sorunuz var mı bu konuda? Jack başını iki yana salladı. Ulman birinci ve ikinci kat planlarını da alta geçirdi. Burası giriş. Ortada kayıt masası. Arkasında bürolar. Giriş bölümü masasının sağında ve solunda 30'ar metre uzanış. Bazı kanadında overlook yemek salonu ile Colorado barı bulunuyor. Şölen ve balo salonları doğu kanadındadır. Sorunuz var mı? Bodrum konusunda bir iki sorum olacak dedecek. Bir kış yöneticisi için en önemli yer orasıdır herhalde. Hareket neredeyse anlarsınız ya. Oraları size Watson gezdirir. Bodrum'un planı kazan dairesinin duvarındadır. Bir otel yöneticisi olarak Overlock'un kazanı gibi sıradan işlerle ilgilenmediğini gösterecesine etkili bir şekilde kaşlarını çattı. Oraya da birkaç kapan kurmak iyi olur. Bir dakika. Ceketinin iç cebinden çıkardığı bir not defterine, defterin her sayfasının üstüne kalın siyah harflerle Stuart Ulman'ın bürosundan diye yazıyordu. Bir şeyler karaladı. Sayfayı yırttı ve evrak sepetine giden mektuplar bölümüne bıraktı. Kağıt parçası yapayalnız duruyordu orada. Not defteri bir sihirbazın numarasının sonu gelmişçesine kayboldu Ulman'ın cebinde. Bak işte elimde. Gördün mü oğlum Jack? Hop işte kayboldu şimdi. Bu herif gerçekten işinin ehli. Eski yerlerini almışlardı. Ulman masanın arkasında, Jack de önünde, mülakat yapanla yapılan ricacıyla Nazlı Patron. Ulman küçük ellerini masanın üstünde kavuşturup Jack'e baktı. Ufak tefek, seyrek saçlı, bir bankacı kostümü içinde sade gri kravatlı. Yakasındaki çiçek öteki yakasındaki küçük altın rozetle dengeleniyordu. Küçük altın harflerle personel yazıyordu rozette. Size içtenlikle davranacağım Bay Torrance. Albert Shockley, Overlook'ta büyük bir payı olan güçlü bir insandır. Otel tarihinde ilk kez bu sezon kâra geçti. Bay Shockley yönetim kurulu üyesidir aynı zamanda ama otelci değildir ve bu gerçeği en önce kendisi söyler. Yine de otelin kışlık bakımı konusunda isteklerini açıkça belirtmiştir. Sizin işe alınmanızı istiyor ve ben de sizi alacağım. Ancak bu konuda seçim hakkım olsaydı sizi almazdım. Jack'in kucağında kavuşturduğu elleri titriyordu. Seni ukala eşoğlu, seni ukala. Benim hakkımda iyi şeyler düşünmediğinizi biliyorum Bay Torrance, buna aldırmıyorum. Bu iş için yeterli olmadığınız konusundaki inancımı değiştirmez bana karşı olan duygularınız. 15 Mayıs'tan 30 Eylül'e kadar sezon içinde Overlook'ta 110 personel çalışır. Hemen her odaya bir kişi. İçlerinden çoğunun beni sevmediklerini ve beni ukala bulduklarını bilirim. Karakterim konusunda yargıları doğrudur. Bu oteli gerektiği biçimde yönetmek için böyle olmak gerekir. Bir şeyler söylemesi için Jack'in yüzüne baktı. Jack yine halkla ilişkiler gülümsemesini yaydı yüzüne. Gereğinden geniş ve hakaret edercesine dişlek. Overlook 1907 ve 1909 yılları arasında yapıldı diye devam etti Ulman. Buraya en yakın kasaba 60 kilometre doğuda olan Sidewinter'dır. Aradaki yol Ekim sonuyla Kasım başlarından kimi yıllar Nisan'a kadar kapalıdır. Robert Townley Watson adındaki biri yaptırdı burayı. Şimdi onarım ustalarımızın büyük babası. Vanderbiltler kaldı burada. Rockefeller'lar, Astor'lar, DuPont'lar. Başkan suitinde dört başkan kalmıştır. Wilson, Harding, Roosevelt ve Nixon. Harding'le Nixon'dan pek gurur duymazdım ben olsam diye mırıldanacak. Ulman kaşlarını çattı ama yine de sürdürdü sözlerini. 1922'de, 1929'da ve 1936'da yine satıldı otel. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar boş kaldı. Sonra milyoner kaşif, pilot ve film yapımcısı iş adamı Horace Darwin tarafından alınıp yeniden döşendi. Bu adı duydum, dedecek. Evet, onun dokunduğu her şey altına dönüşürdü. Overlook dışında. Savaştan sonraki ilk müşteri kapıdan içeri girmeden önce 1 milyon dolardan fazla para yatırdı buraya. Geldiğinizde hayran hayran baktığınızı gördüğüm rock alanında o yaptı. Rock mu? Bizim kriket oyunumuzun İngiltere'de oynanan aslı, Bay Torrens. Kriket, rokun piçleştirilmiş bir biçimidir. Söylenenlere göre Derwent oyunu sekreterinden öğrenmiş ve tutkunu olmuş. Gördüğünüz Amerika'nın en mükemmel rock alanıdır. Hiç kuşkum yok dedecek. Bir rok alanı, ön bahçede hayvan biçiminde budanmış şimşirler. Daha başka neler vardı acaba? Bay Umman'dan iyice sıkılmıştı artık ama onun söyleyecekleri bitenecek konuşacağını biliyordu. 3 milyon dolar zarar edince Derwent Oteli Kaliforniyalı bir grup yatırımcıya sattı. Onların deneyleri de kendine pahalıya oturdu. Otelcilikten anlayan insanlar değillerdi. 1970'te Bay Şokli ile arkadaşları oteli aldılar ve yönetimini bana verdiler. Biz de birkaç yıl zararına çalıştık ama şunu gururla belirteyim ki sahiplerinin bana karşı olan güvenlerini bir an bile sarsmadım. Geçen yılı başa baş kapattık ve bu yılda Overlook'un hesapları hemen hemen 70 yıldır ilk kez siyah mürekkeple yazıldı. Jack bu titiz adamın gururunda haklı olduğunu düşündü ama sonra ona karşı ilk duyduğu nefret yine bir dalga gibi yükseldi. Overlook'un gerçekten renkli tarihiyle sizin benim bu işe uygun olmamam hakkındaki fikriniz arasında bir bağlantı kuramıyorum. Overlook'un bu kadar zarar etmesinin bir nedeni kışın getirdiği aşınmadır. Bu durum kârı aklınızın alamayacağı kadar azaltıyor Bay Torrance. Burasının kışları inanılmayacak kadar serttir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için kışları buraya bir bakıcı tutup bir düzen içinde otelin her gün her bir bölümünü ısıtıyorum. Kırık camları ve küçük onarımları yaptırıyorum ki içeriye su ve kar dolup daha büyük zararlara yol açmasın. Her duruma karşı tetikte olmak gerek. İlk kışımızda bekar biri yerine aile tutmuştum ve bir facia oldu. Büyük bir facia. Ulman sakin ve tartan bir bakışla baktı Jack'e. E. Bir yanlışlık yaptım dedi. Bunu açıkça kabul ediyorum. Adam ay yaştı. Jack yüzünde ağır ağır sıcak bir gülümsemenin yayıldığını hissetti. Halkla ilişkilerin dişlek gülümsemesinin tam tersi. Demek iş buydu ha? Alın size söylememiş olduğuna şaştım doğrusu. Ben işkiyi bıraktım. Bay Şokley sizin artık içmediğinizi söyledi. Son bulunduğunuz işi de söyledi. Size güvenilen son iş yani. Vermont'taki bir lisede İngilizce dersi veriyormuşsunuz. Öfkeye kapılmışsınız. Bundan daha fazlasını söylemeye gerek yok sanırım. Ancak Grady olayının bundan daha önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden geçmişinizde söz konusu etmek zorunda kaldım. 1970-71 kışında Overlook yeniden dayayıp döşedikten sonra ama henüz sezon için açılmadan önce Derbet Grady isimli bu, bu zavallı işe aldım. Karınız ve çocuğunuzla kalacağınız daireye yetiş, yerleşti. Karısı ile iki kızı vardı. Kış mevsiminin sertliği ve gridilerin 5-6 ay dünyadan ilişkilerini kesmiş olarak yaşayacaklarını düşünmekten de alamıyordum kendimi. Ama asıl endişeniz bu olmasa gerek. Otelde telefon var. Bir de telsiz sanırım. Raki Dağları Ulusal Parkı'da helikopter menzili içinde. Bu kadar büyük bir parkın birkaç helikopteri vardır herhalde. Bilemem, dedi Ulman. Bay Watson'ın da size göstereceği gibi otelin bir telsiz telefonu var. Yardım gerektiği alda kullanacağınız frekansların listesi de verilecek. Buraya Sidewinter arasındaki telefon hatları havadan geçtiği için her kaşık kopar ve 3 hafta ile 1,5 ay arası onarılmaz. Malzeme deposunda bir de kızaklı kar arabamız vardır. Şu halde buraya dünya ile ilişkisi kesilmiş diyemeyiz. Bay Ulman acıyarak baktı yüzüne. Oğlunuz ya da karınız merdivenlerden düşüp başını yerse ne olacak Bay Torrance? O zaman dünya ile ilişkisi kesilmemiş diyebilecek misiniz? Jack adamın nereye varmak istediğini anlamıştı. Son hızla giden bir kar arabası Sidewinter'a bir buçuk saatte gidebilirdi ancak. O da belki. Park kurtarma servisinden bir helikopter hava koşulları iyi olduğu takdirde 3 saatte varabilirdi otele. Fırtınalı havalarda helikopter havalanamaz, kar arabası da kullanılamazdı. Hele sıfırın altında 20-30 derecelerde ağır yaralı biri taşınıyorsa hızlıla da sürülemezdi. Grady konusunda, Bay Shockley'nin sizi düşündüğü kadar enine boyuna düşündüm. Yalnızlık kendi başına insanı yıkıcı bir şey. Bir insanın ailesinin yanında olması çok daha iyi dedim kendi kendime. Kötü bir durum ortaya çıktığı takdirde bunun yarılmış bir baş ya da motorlu aletlerden biriyle yapılacak bir kazadan daha önemsiz bir şey olması olasılığı büyüktü ciddi bir ateşli hastalık, zatüre, kol kırılması, hatta apandis krizi. Bütün bunlar zaman sınırı içinde bir sorun değildi. Olayların Grady'nin benim haberim olmadan yanında getirdiği ucuz viskinin ve eskilerin baraka humması dedikleri şeyin sonucu olduğundan eminim. Bu terimi biliyor muydunuz? Ulman bilmiş bilmiş gülümsedi. Jack'in cahilliğini ortaya vurması halinde açıklamaya hazır olduğunu gösteriyordu. Jack onun beklediği cevabı verdi. İnsanların uzun süre birlikte kapalı bir yerde bırakılmasından doğan kapalı yerler korkusuna halk arasında verilen attır. İnsanların birlikte olduğu kişilerden nefret etmesiyle ortaya çıkar. Aşırı durumlarda hayal görmeye ve şiddete kadar bile gidebilir. Yanık bir yemek ya da bulaşığı kimin yıkayacağı konusunda bir tartışmanın sonunda cinayet işlendiği de görülmüştür. Ulman'ın sakin konuşması Jack için oldukça yararlı duruyordu. Bu konuyu biraz daha deşmeyi kararlaştırdı ama bir yandan da içinden karısı Wendy'ye sakin olacağını söz veriyordu. Demek o kez seçiminiz yanlış oldu. Onlara bir zarar verdi mi? Karısıyla kızlarını öldürdü Bay Torrance. Sonra da intihar etti. Küçük kızları bir satırla, karısını da bir tüfekle öldürdü. Kendisini de. Bacağı kırıktı. Sarhoş olup merdivenden yuvarlandığını tahmin ediyoruz. Ulman ellerini iki yana açarak Jack'e üstün bir tavırla baktı. Lise mezunu muydu? değildi dedi Ulman hafifçe soğuk bir sesle. Daha az hayalci bir insanın yalnızla işin ağırlığına daha çok dayanıklı olacağını düşünmüştüm. İşte burada yanılmışsınız. Aptal bir insan nasıl bir kağıt oyununda kızıp arkadaşına vurur ya da ansızın bir soygun yapmaya kalkışırsa Barack da aynı çabuklukla tutulabilir. Sıkılır çünkü. Kar bastırınca televizyon seyretmek ya da kağıtlarla fal açıp kendi kendine hile yapmaktan başka bir şey gelmez elinden. Karısı ve çocuklarıyla hırlaşıp içer bir bütün gün. Ortalık çok sessiz olduğu için uyuması güçleşir. Bu yüzden içerek uyur ve içkili kalkar. Büsbütün sinirli olur sonunda. Bu arada telefon bozulmuş ya da televizyon anteni devrilmişse düşünmek, fal açarken hile yapmak ve sinirlenmekten başka hiçbir işi kalmaz. Sonunda bam bam bam. Oysa sizin gibi eğitim görmüş bir kişi için durum değişiktir diyorsunuz yani. Karım da. Ben de okumayı çok severiz. Al Şokli söylemiştir. Bir piyes üzerine çalışıyorum. Deninin boyuma kitapları, oyuncakları, transistörlü radyosu var. Onu okumayı ve kar ayakkabısıyla yürümeyi öğretmek istiyorum. Ben de de kar ayakkabısıyla dolaşmayı öğrenecek. Kısacası televizyon bozulursa birbirimizin sinirini dokunacağımızı pek sanmıyorum. Durakladı. Artık içmediğimi belirtirken al size gerçeği söylüyordu. Bir zamanlar içerdim. Hatta durumum epey ciddileşmişti. Ama son 14 aydır bir kadeh bile içmedim. Buraya içki getirmeye niyetim yok. Kar başladıktan sonra da hiçbir yerden alma olanağı kalacağını sanmıyorum. Bu konuda haklısınız ama burada 3 kişi olacağına göre olasılıklar da artıyor. Bunu Bay Shockley'e söyledim ama sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi. Şimdi durumu size anlatınca sizin de sorumluluğu kabul ettiğinizi görüyorum. Ediyorum, edecek. Elimden başka bir şey gelmediği için sözünü kabul ediyorum. Ama yine de sizin kolejden beklemeli bekar bir genç olmasını yeğlerdim. ''Ne yapalım? Belki siz haklısınız. Şimdi size Bay Watson'a teslim edeceğim. Bahçeyi ve Bodrum'u dolaştıracak. Başka bir sorunuz var mıydı?'' ''Yok.'' Ulman ayağa kalktı. ''Sizi kırmadığımı umarım Bay Torrance. Size söylediklerim içinde kişisel bir şey yok. Ben Overlook için en iyisini olanı istiyorum. Büyük bir oteldir burası. Öyle de kalmasını istiyorum.'' ''Kırılmadım. Merak etmeyin.'' Jack halkla ilişkiler gülümsemesini yaydı yüzüne. Ulman'ın elini uzatmadığına sevinmişti. ''Kırılmıştı çünkü.'' ''Hem de nasıl?''